olacaktı. Birinci bölümde, ilk bölümde ben temel kapı elemanlarını tanıtmıştım. Onu önce tanıtmamızın nedeni şu idi: laboratuvarda bu elemanları görmüş olasınız diye. Şimdi derste biraz daha ilerledik, bunun detayını göreceğiz. Şimdi bizim kullanacağımız bul cebri bu andan itibaren S kümesi üzerinde tanımlı olacak. Bu S kümesi içerisindeki eleman sayısı da 2 olacak. 0 ve 1'den oluşuyor. Dijital sistemler yani. Şimdi bunu der demez hemen şunu söylüyorum: benim bu S kümesi üzerinde tanımlayacağım bütün N değişkenli fonksiyonlar bul fonksiyonlar olacak. Ne demekti bul fonksiyonlar? Tanımı gereğince then represented S formula. Demek ki ben tanımlayacağım bütün N değişkenli fonksiyonları formül biçiminde yazabileceğim. Formül biçimde yazmanın bana getireceği kolaylık ne olacak derseniz, analizi kolay olacak, sentezi kolay olacak. Binary logic circuits, Turner'ın logic being studied in theory, not available in practice. Bunları daha önce de söylemiştim. Burada ikili S kümesini ikili aldım. Üçlü ve dört elemanlı S kümeleri olan lojik devrelerden bahsedilebilir. Ama pratikte bunların uygulaması halihazırda yok. Teorik olarak bunlardan bahsetmek mümkün. Niye pratikte yok? Çünkü transistör bu istediğimiz nitelikleri sağlayamıyor şimdiki teknolojiye göre. Şimdi Boolean algebra'daki iki işlem vardı bul cebrinde. Bir S kümesi vardı, sonlu elemanlı küme üzerinde tanımlayacak. İki tane ikili işlem var. Bunlar product veya sum diyoruz bu işlemlere. Veya değil, product işlemi, sum işlemi. İkili işlem iki tane. Bir tane de birli işlem, komplement veya not gate veya tümleyen diyoruz buna. İşleme tümleyen diyoruz. Elemana da komplement elemanı diyoruz. Lojik devrelerde bunların karşılığı nedir derseniz, bakın bu ikili işlemler product'ın karşılığı end, kapı var, bir kapı. Bu product matematikteki logic bul cebrindeki product'ın yaptığı işe karşılık geliyor, end. Sum, or'un yaptığı işe karşılık geliyor. Komplement de not gate'in yaptığı işe karşılık geliyor. Şimdi bunları görelim bakın. İşte. Şimdi gösteren 3 tane temel eleman var. Bunlar lojik bul cebrindeki 3 işlem. Buradaki her bir işleme karşı gelen kapılar. İki tane girişi var, bir tane çıkışı var. İki tane girişi, bir tane çıkışı var. Burada da onların tanım bağıntıları var. Şimdi tanım bağıntılarına hemen şimdi şu formülleri sonra göreceğiz demiştim size. Bakın bunları burada açıklayalım. Şunu kopyalayalım. O zaman şöyle yapacağım değil mi? Şunu escape edeyim. Open board açayım. Open board. Geliyor bir yerden. Geldi. Şimdi şöyle yapalım. Şu enformasyonu alayım. Hatta olmadı. Vazgeç oluyor mu oluyor? Tekrar alacağım. Şunları alacağım yani. Şu formülleri çıkaracağım size. Şimdi şu sütun V işlemi, V kapısı, değil mi? Şimdi ne diyor bu? Girişler bu, çıkışlar bu. Bunu çıkış bir fonksiyon olarak düşünürsem, bu f fonksiyonu x çarpı y'dir diyor, değil mi bu? Şimdi nasıl buldum ben bu fonksiyonu? Şimdi şuna bir bakalım. Bu ne oldu? F fonksiyonum benim. İki değişkenli değil mi? X ve Y. O zaman ne olacak? Bunun birinci tipi kanonik açınımı. Fxy eşittir. F0, 0.
x1 üssü, x2 üssü artı f 0 1 x1 üssü x2 artı f 1 0 x1 x2 üssü artı f 1 1 x1 x2. Şimdi şu birinci tip kanonik açının. Bunu daha önce gördük. Bu sum of product da diyoruz buna. Sum of products. Şimdi bakın fonksiyonun x'in 0, y'nin 0 olduğu noktada aldığı değer 0'mış. Yani şu şu 0. Bu 0, 1 noktasında aldığı değer. Şu 1, 0 noktasında aldığı değer. Şimdi şunu değişik yapıyorum bakın. Bu da 1, 1 noktasında aldığı değer. O da burada. Şimdi buradaki değer 1'miş, değil mi şuradaki? Diğerleri 0. Şu 0, bu 0, bu da 0. Sıfırla neyle çarparsanız çarpın 0. Şu da 0 verir, bu da 0 verir. Sıfırla neyle toplarsanız toplayın, bu etkisiz olur, değil mi? Etkisiz olur, etkisiz olur. Geriye ne kaldı? 1 ile neyle çarparsanız çarpın, o çarptığınız şey kalır. Sonuç x1. Aa, şimdi x1 x2 dedim ya, şunu şöyle yapayım isterseniz. Bu o zaman f x1 x2 olacaktı gördüğümüz. Değil mi? X1 x2. Şimdi burada x1 yerine bu tabloda x1 yerine gelmiş bağımsız değişken x, x2 yerine de y gelmiş. Dolayısıyla benimki de ne olacak? Şuraya x1 x2 yazayım. Ama bu tablodaki değişkenler için yazarsam buradan x çarpı y çıkar. İşte size şu yazdığım şeyi buldum, değil mi? Yani ne oldu? Şu oldu. Şu tanım bağıntısı. Buna tanım bağıntısı diyoruz. N elemanının V elemanının tanım bağıntısı. Bağıntısı. Şimdi V elemanının tanım bağıntısından neyi yaptım? Matematiksel olarak bunu ifade ettim, değil mi? Bu V kapısı f eşittir x çarpı iki değişkenli bir fonksiyon oldu. Şimdi bunu başka türlü nasıl yazarsınız? İkinci tip kanonik açınımı yazsaydınız, o zaman da onu da siz yapın diyeceğim. İkinci tip kanonik açınımı düşünün. O zaman ne olacak? Şunu ha, onu da yapayım değil mi? Bunu olsun peki. Şimdi bu aynı fonksiyon. O zaman f 0 0 artı x1 x2 çarpı f 0 1 artı x1 artı x2 üssü köşeli parantez f 1 0 artı x1 üssü artı x2 f 1 1 artı x1 üssü artı x2 üssü şu olur. Şimdi aynısından hala v elemanından bahsediyorum. Şimdi f 0 0'ın değeri 0 idi. Şurada yani. F01'in değeri 0'dı. Şunun değeri de 0'dı. Bunun değeri 1'di. Şimdi bakın burada ne oldu? 1 ile ne ile toplarsanız toplayın buradan 1 çıkar. 1 ile ne ile ne 1 ile neyi çarparsanız çarpın çarptığınız şey çıkar. Demek ki benim sonuç bu olacak. Değil mi? Bu gidecek. Şimdi 0 ile ne ile neyi toplarsanız yine topladığınız şey kalır. Geriye ne kaldı derseniz şu kaldı. X1 artı X2. X1 artı X2 üssü. X1 üssü artı X2.
Şimdi diyorum ki bakın şu fonksiyon bu fonksiyonla aynı. Değişkenlerini onun cinsinden yazarsam şu x olacak artı y x artı y üssü x üssü artı y. Bakın bu fonksiyon V kapısıdır. Şu fonksiyona da eşdeğerdir. Yani bu eşittir. X1 çarpı X2'dir. Aynı tanım bağıntısını iki farklı türden yazıyorum. Ya nasıl oluyor böyle derseniz, direnç de öyle değil miydi? V eşittir R çarpı I de yazarım. I eşittir 1 bölü R V de yazarım, değil mi? Bu şimdi değişiklik var mı bunda? Ama görüntü olarak hemen ilk baktığında aynı değil. Burada da yaptığım şey aynı. Şimdi buna birinci tip kareli kaçınım diyorum. Birinci tip. Veya ne diyorum? Sum of products. Ha, pardon, bu ikinci tip değil mi? İkinci tip. Product of sums. Yani toplamların çarpımı. Buna birinci tüp demiştim. Birinci kareli kaçınım. Ona da sum of product demiştim. Burada product of sums. Şimdi ne oldu? Aynı elemanı matematiksel olarak iki farklı türde göstermiş oldum. Şimdi bunun kopyasını çekelim. Buraları silelim. Veya kapısını düşünelim. İkinci eleman yani. Onu nasıl formül biçimde ifade edeceğiz? Şunu düşünüyorum şimdi. Şimdi ikinci tip kanonik açınım ne zaman daha basit görünümlü olur derseniz o sıfır sayısı belirler. Bakın bu da bir tane sıfır var değil mi? Veya şu OR kapısı veya kapısı. Eğer bir fonksiyondaki sıfır sayısı azsa bunun ikinci tip kanonik açınımını açarsanız basit gözükür. Eğer bir sayısı azsa birinci tip kanonik açınımı açarsanız o zaman daha az terim yazarsınız. Şimdi V için yaptık hemen gördük değil mi? Şu X'ye çıktı ya basit görüntü çıktı. Bunun ikinci tip kanonik açınımı 3 tane terimin çarpımı çıktı toplam teriminin. Burada da aynı şeyi tekrarlamış oluyoruz. Bu sefer ben de diyorum ki ikinci tip kanonik açınımı burada kullanacağım. Çünkü sıfır sayısı bir tane. Şimdi bunlar için kullanmayacağım. Çünkü bunlar ikinci tip kanonik açınımdaki min termleri yok edecek. Bir artı bir şey biri verir ya çarpım teriminde gidecek o. Yalnızca bu kalacak. Şimdi o zaman diyorum ki o ne olacak? F 0 0 artı x1 artı x2 benim f x1 x2 eşittir. Şu ikinci tip kanonik açınım. Eğer fonksiyonun değeri yalnızca bir noktada bir ise burada bir noktada sıfırsa diğer noktalarda bir. Şimdi sıfırla neyi toplarsanız toplayın aynı şey çıkar. Buradan sonuç x1 artı x2 çıkar. Yani şuradaki değişkenleri buna aktarırsam yani x1'e x2'ye de y dersem bu da ne olacak? X artı y olacak. Buradakinin aynı işte. Şimdi niye diğerlerini yazmadığımı hemen göstereyim. Yazsaydım şunun aynısını düşünün buraya köşeli paranteze koyacaktım. Buraya da F01 artı işte karşılığını koyacaktım. Nedir derseniz X1 artı X2 üssü. Kural şu. Eğer birinci değişken yerinde sıfır varsa o değişkenin kendisi gözüküyor. 1 varsa o değişkenin tümleyeni gözüküyor. Birinci tip kanonik açınımın zıttı.
Şimdi bakın bunlar da toplam. Buralara dikkat etmek lazım. Çarpılar burada. Böyle 4 tane terim yazacaktık. Şunlar için yani. Şimdi burası 1 ise 1 ile ne ile toplarsanız toplayın 1 çıkıyor ya, bu 1 oldu bakın. Bu da 1 olduğu için bu da 1 olacak. Bu da 1 olacak. Dolayısıyla bütün bu terimler gidecek. Yalnızca bu kalacak. Onun için yalnızca bunu yazdım burada. Bunları ayrıca yazmanın bir anlamı yok. Şimdi kuralı nasıl söylüyorum? Diyorum ki ben, eğer elinizde bir buna tanım bağıntısı veya doğruluk tablosu diyoruz. Şu tabloya doğruluk tablosu diyoruz. Doğruluk tablosu. İngilizcesi truth table. Elinizde bir doğruluk tablosu varsa, o doğruluk tablosuna karşı gelen fonksiyonu bulmak istiyorsanız, o fonksiyondaki sıfır sayısına bakın. Sıfır sayısı azsa, sıfır az, ikinci tip kanonik açınımı kullanın. Bir azsa, birinci tip kanonik açınımı kullanın. Yazacağınız fonksiyon basit görünür. Diyeceğimiz bu. Kural yani, bu kadar basit oluyor. Şimdi en son elemanı için de tekrarlayalım. En son eleman ne diyordu? Bunu da tekrar sileyim. En son eleman birlik bir işlemdi. Yani S'ten S'e idi. Onun için böyle iki tane girişi yok. Aslında bunu biz bu aynı tabloya koyalım diye koyduk. Bunun doğruluk tablosunu yaparsanız, gerçek doğruluk tablosu bunun şöyle olacak. X, şuna da Z dersem veya Z diyelim bu sefer. Çıkışta Z olsun. X ne olabilir? Ya 0 olur ya 1 olur. Eğer bu NOT kapısıysa şöyle. Girişine 0 gelirse çıkışı 1 oluyor. 1 gelirse de 0 oluyor. Şimdi bunu yazacağım değil mi? Z fonksiyonu. Z diyeceğim. F 0 x üssü artı F 1 x. Şimdi F0 da değeri 1. Dolayısıyla 1 x üssü gelecek. F1'de değeri 0. Şurası 0 olunca bu da kaybolacak. İşte z eşittir x üssü. Şimdi işte size buldum bunu. Dolayısıyla bir NOT kapısı, burası x ise burası da z üssüdür. Şimdi diğerlerine de benzer şeyi yapalım. Şimdi OR kapısı şöyleydi, OR kapısı çizim olarak. Şimdi bu pratikteki bir kapı yani. X, Y. Çıkışı ne olacak bunun? X artı Y. AND kapısı da için aynı şeyi tekrarlayayım. Şu AND kapısı. X, Y. Çıkışı X çarpı Y olmuş oluyor. Şimdi buradan geriye döneyim. Ne yaptım derseniz, şu kapa elemanlarının, pratikte olan bu kapa elemanların birisi üretiyorsa bunun tanım bağıntısını örüyor. Ben şimdi bunun matematiksel modelini vermiş oldum. Yani şuradan tekrar geri dönüp şurada anlatırsak daha iyi anlayacaksınız. Yeni bir de sayfa açayım. Direnç elemanı şu değil mi? Ne diyoruz? Bunu satın alırsanız component bu değil mi? Şöyle bir eleman. Ne diyorsun? 5 ohm. Şimdi ne dedik? Bunun teorideki karşılığı V eşittir 5 i değil miydi? İşte burada da diyorum ki şuradaki V elemanının x, y, f teorideki karşılığı f eşittir x, y. Şimdi buradakilere şunlara giriş dedim. Buna da çıkış diyorum, değil mi? Peki burada o nedir dersiniz? İşte gayet basit. Buraya bir akım kaynağı koydu. Seri. Bunun uçlarındaki gerilim bu olmayacak. Akım kaynağının akımı bundan geçecek. 5 çarpı o akım. Bu V. O zaman buna akım kaynağı korsanız bu I giriş olur. Bu V de çıkış olur. Değil mi? İşte size birebir ilişkisi var diyorum yani.
Yok burada peki bu V giriş olmaz mı? Olur. O zaman direnci bir tane şuradaki direnç olarak gösterdim artık. Gerilim kaynağı bağlarsınız. Vs. Bu direncin akımı nedir dersiniz? IR eşittir. Vs bölü R'dir işte. Şimdi şu giriştir. Bu da çıkıştır işte. Burada da aynı şekilde değil mi? Aynı elemanın bir girişi bir çıkışı olacak. Girişle çıkış arasındaki ilişkiyi ben yazmış oluyorum matematiksel olarak. Ne yapmış oldum burada? Ben uygulama şu değil mi? Uygulama. Uygulamadaki bu elemanların burada matematiksel modelini buldum. Matematiksel modeli. Artık ben bunu matematiksel olarak kağıt üzerinde böyle göstereceğim yani. Şöyle göstereceğim. Arasındaki tanım manasında bu diyeceğim. Benzeterek iki şeyi birbirine bağlamaya çalıştım. İşte burada anlattık. Şimdi diyeceksiniz ki bu tanım bandlarının içerisinde zaman yok değil mi? Tekrar şu bizim şeye dönelim. Şu araziye. Şimdi burada aslında şurada hep T var yani şuralarda. Değil mi? Burada illa da doğru gerilim kaynağı kullanmazsın. Sinüs kullanırsan VT yerine. Burada da bir sinüs işareti çıkar. Genliği değişir. Şimdi peki burada T nerede? T yok. X 0 ve 1 var. T yok. O zaman peki T nerede derseniz işte onun cevabı burada bak. Şimdi bu giriş dediğimiz şeyleri biz zaman ekseninde bu birbirinden farklı uygulayacağınız girişler bunlar. Ben bunları istediğim sırada art arda uyguluyorum. Bakın mesela şunu T0 dersem şunu alayım değil mi? Evet, o zaman bunu kesip atayım öbür tarafa. Yeni sayfaya koyayım. Şunu da yukarı alayım. Bakın şuna T eşittir 1 anı. Şuna T eşittir 2 anı. Şuna T eşittir 3 anı. Şuna T eşittir 4 anı. Şuna da T eşittir 5 anı. Şimdi bakın şu girişlere bakın. 0 0 olabilecek 4 tane giriş vardı ya 0 0 0 1 1 1 1 0. Nereden 4 geldi? 2 tane değişken var ondan geldi değil mi? 2 tane değişkenin alabileceği birbirinden farklı değerler. Şimdi şu birbirinden farklı giriş. Birbirinden farklı girişler. Şimdi bunları uyguluyorum bakın istediğim sırada. Bu illa bu sırada uygulamam gerekmiyor. Gördünüz mü? 0 0'dan sonra 0 1 var. Burada 1 0 var. Atlıyorum. 1 0 sonra 1 1 uygulamışım. Sonra 0 1 uygulamışım. Sonra tekrar 0 0 uygulamışım. Şimdi ne oldu derseniz işte T ekseni bu. İşte art arda uygulamış oluyorum. Şimdi peki benim matematiksel yazdığım ifadelerde ben bu T'yi düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Şimdi diyorum ki ben eğer derseniz ki bu V kapısı F eşittir X'ye ya. O zaman girişlere bakıp sonucu söylüyorum. Diyeceksiniz ki öyle bir zaman aralığı varsa ki bu ikisi birbirinde ikisi de 0 0 çıkış 0 olacak. Bu zaman aralığı sizin bununa kadar tuttuysanız o zaman aralığı 1 saniye de olabilir, 10 saniye de olabilir. 10 saniye çıkışında 0 göreceksin demek bu. İşte böylece T girmiş oldu bakın. Bu yani ard arda girişleri gösteriyor. Ondan sonra ben T'yi ortadan kaldırıyorum. Diyorum ki ben X'in ve Y'nin birlikte 0 olduğu zaman aralığı hangi zaman aralığı ise o zaman aralığında benim çıkışım 0 olacak. Dolayısıyla o fonksiyonun yazılışında T'yi göstermiyorum. T'nin yerine ne diyorum? Bu girişlerin bunlardan herhangi biri olduğu zaman aralığına kadar uzunsa o kadar zaman aralığında bu çıkışı göreceğim. Dolayısıyla zaman değişkenini atmış oluyorum. Onun yerine benim giriş değişkenlerimi alıyorum. 0 ve 1 olduğu aralıklar diye değerlendiriyorum. Diyorum, tekrar dönelim.
Şimdi burada biraz terminoloji var, onları bilmekte yarar var. Şimdi şunlara her birine farklı girişler diyorum. Bunları istediğim sırada, istediğim kadar tekrarladığım zaman ona da bit stream diyoruz. Şimdi bu x değişkeninin bit stream'i, bu da y değişkeninin bit stream'i. Uzunluğu ne? 5. Yani art arda 5 tane giriş uygulamışım. Uzunluğu 5. Bu da çıkış fonksiyonumun bit stream'i. Onun da uzunluğu ne olacak? 5 olacak. 5 tane farklı giriş için 5 tane farklı çıkış olacak. Şimdi eğer bu fonksiyonu ben yazmışsam hemen bunun tanım bağıntısından ben çıkışlarını buraya koyuyorum işte. 1 1 olduğu zaman 1 olmuş, diğer bütün hallerde 0 olmuş. Çünkü diğer girişler 1 1 değil, değil mi? İşte 1 1 olduğu zaman 1, diğer girişler için çıkış 0. Şimdi dolayısıyla zamanın da nasıl girdiğini söylemiş olduk. Diyoruz. Buradan bir üste çıkalım. Şimdi şunları gördük, değil mi? Diğer belli lojik elemanlar. Şimdi bunları ayrıca mı koyayım? Bakayım kaç saniye olmuş? 7-20 30 dakika gibi bir şey oldu, değil mi? Bunları şöyle bir bakıp karar verelim isterseniz. Evet, şu ikisini birlikte incelerim. Bunu burada keseyim, evet.